hoş geldiniz. Herkese iyi günler. Casper VIM1 ön kamera nasıl değişiyor onu sizlere paylaşacağız. Ön kamera bozuk olduğu zaman selfie çekemezsiniz, görüntülü görüşme yapamazsınız. Evet, cihazı sökmek için arka kapaktan başlıyoruz. Arka kapağı sökmek için burada tırnak yeri var. Tırnak yardımıyla arka kapağı söküyoruz. Arka kapağı sökerken tırnaklara dikkat etmeniz gerekiyor. Tırnaklar kırıldığı zaman yeni kapak almanız gerekiyor. Evet, Casper VIM1. Arka kapağı söktükten sonra yıldız tornavidala cıvataları söküyoruz. Evet, ön kamera arka kamera göre daha basit değişiyor. Arka paneli söktükten sonra hemen karşınıza ön kamera çıkıyor. Kamera bağlanamıyor hatası çıkıyorsa mutlaka soketinden çıkmıştır. El takılı olsa bile bir kere soketinden çıkarın, tekrar takın. Bir bakarsınız düzelir. Eğer düzelmezse o zaman parça değişimi yapınız. Evet, cihaz kimliği. Yapışkanlıdır. Yere koyduğunuz zaman toz olur. Tekrar yapışmaz. Bilginiz olsun. Evet, arka paneli sökeceğim şimdi. Cihaz sökerken dikkat ediyoruz. Çünkü hassas bir işlemdir. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Bir tane cıvatamız kalmış. Onu da sökelim. Kadar kapağını sökerken çok dikkatli olmanız gerekiyor. Evet, arka paneli söktüm. Ön kamera evet şu parçadır. Hemen soketini açıyorum. Evet, ön kamerası veya selfie kamerası şu parça. Bazen soketine çıkıyor veya da şurası oksit tutuyor. Bunu temizleyiniz. Soketinde de toz varsa üfleyiniz. Evet, hazır açmışken ön kameranın yeri de temizleyeyim. Toz olmuş. Çekeceğiniz fotoğraflar düzgün çıksın. Çünkü toz olduğu zaman çekeceğiniz fotoğraf düzgün çıkmaz. Selfie olarak. Ya da görüntülü görüşmeler net çıkmaz. Evet, ön kamera çok basit bir şekilde değiştirebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Arka paneli söktükten sonra hemen ön kamerayı söküp takabilirsiniz. Evet, gördüğünüz gibi. Evet, soket kapakları çok hassastır. Bunlara dikkat edelim lütfen. Evet, gördüğünüz gibi sadece soketine çıkarıp tekrar taktık. Ben şu anda arka paneli takıyorum. Çünkü çok basit değişiyor. Evet, ilk önce sokette takılı olsa bile çıkarın, tekrar takın. Deneme yapın. Olmuyorsa o zaman değişimi yapınız. Evet, cihaz kimliği tekrar yapıştırınız. Çünkü bu çok önemli. Bazen bu unutuluyor. Bunu mutlaka kontrol etmeniz gerekiyor.
Yani arka kapağı söküp kontrol etmeniz gerekiyor. E-mail numarası üstünde olup olmadığını kontrol etmeniz gerekiyor. Evet, çok önemlidir. Cihaz kimliğidir. Evet, videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.